Agalarım herkese selamlar. 28 Nisan 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Aga pazarın bülteni çok iyi değil. Aslında cumartesi de çok iyi değildi. Fakat 8 adette mücadelem var. Değerlendirdim seçtim. Bazı tercihler riskli. Yani bu videonun başarı oranı biraz düşük olabilir. Ama anlatacağım. Aklına yatanlar değerlendirebilir. Tabii ki isterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir adet Maç skorundan önce katıl Telegram gruplarımız May Mayıs ayı için yenilendi. Bunun bilgisini de vermek istiyorum. Telegram gruplarımız her ay olduğu gibi ayın 27'sine yenileniyor. Mayıs ayı için de yenilendi. Özellikle bu ay ya bu Şampiyonlar Ligi'ne gitme potası, düşme potası derken güzel maçlar var. Güzel misler de yapacağız. Umarım güzel kazançlı bir Mayıs olur. Mayıs ayı olur hepimize bereketli olsun şimdiden diyelim. Bir adet de maç skoru yarışmamız var. 3 kişi alacağız arkadaşlar. Toplumla Arsenal maç maçı var. Maç ne olur sizlere sorduk. Benim skor beklentim 3-1 ayarında Arsenal'ın galip gelmesi. Bilen 3 kişiyi de gruplarımızda misafir edelim. Yorumlarda yazmanız yeterli olacaktır. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp iletişim hattımızdan benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. 0534 446 59 89 numarası. Dostlarım numara dediğim gibi hem açıklama kısmında hem yorumlarda WhatsApp linki var zaten gruplara gelmek isteyenler, sorusu soru olanlar buradan benimle iletişime geçebilirler. Dün mislilerde güzel iş yaptık. Özellikle ultra mislim bir de yüksek mislim vardı. Ultra mislime bakalım. Ya yani bu kadar da şov oldu diyerekten yazdım özellikle. Güvendiğim bir karşılaşmaydı açıkçası. Monaco'nun maçı vardı bildiğiniz üzere. Fenerbahçe Beko ile birlikte. Şimdi ben ilk mücadeleyi izledim. 81-81 uzadı. Monaco çok rahat başlamıştı o mücadele. Ben dedim ki Monaco rahat kazanacak dedim. Fenerbahçe iyi döndü. Maçı uzattı. Uzatmalarda da aldı zaten. Monaco'nun ben maçı kesin kazanmasını bekliyordum. Aga. Son periyoda 9 sayı geriden gelmesine rağmen son periyot 28'e kaç bitirdi öyle bir şey. Mücadeleyi kazandı. 15.000 misli almış olduğu bir maçtı. Tertemiz geldi. Galatasaray'ın da mücadelesi vardı. Ona da 3.000 misli olarak bir 45 orandan değerlendirdim. Galatasaray'ın da oradan galibiyet o da geldi. Misliler güzel şekilde Nisan ayını kapattık. Kasa hesabı da yapılır açıklanır. Kuponlarımıza baktığımız zaman da günün kombinesi vardı. Monaco mücadelesinin Monaco'nun iki sayı fark atarıyla Barcelona'nın galip gelmesi şeklindeydi. Günün kuponu geldi aga. Değerlendirip kazan sağlayan herkese tebrikler. Günün teknisine baktığımız zaman da Galatasaray'ın 4.5 altında ikisiydi. O da başarılı oldu. Galatasaray mücadele 3-0 kazandı. 2-11 gibi oranlarla tekli olarak biz değerlendirdik yüksek orandan. Tebrikler. Canlı olarak cumartesi günü saat 2.30'da canlılara başlayacağız zaten. Ee, i̇zlediğimiz maçlara canlı atıyoruz. Her zaman oluyor aga bu. Yani maçların başındayız. Dün Galatasaray'ı aldık mesela. O yine basketbol maçları vardı. Onları aldık. İzlediğimiz maçları değerlendiriyoruz. Herkes açık Telegram grubu var. Açıklama yorumlar kısmında buraya da tıklayarak sizler de üye ola, e, olabilirsiniz. Burası ücretsizdir. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorumlar bizler için gerçekten önemli. Direkt başlayalım. İlk mücadelemiz Bournemouth'la Brighton mücadelesi. Geçen hafta Bournemouth 1-0 deplasmanda Wolves'i yendi. Aga Bournemouth kendi kalitesine göre gerçekten çok güzel iş çıkartıyor. Hem geçiş oyunu hem de set oyununu gerçekten iyi oynayabilen bir takım. Bournemouth takımı. Brighton'da arkadaşlar yani takımda bir çöküş var. Bu dezer bir takımdan gidecek mi kalacak mı vesaire bunların da etkili olduğunu düşünüyorum ben. Fakat bu maçta Brighton tarafından açıkçası gol bekliyorum. Güzel bir karşılaşma. 2.5 üstüne gidebilmesini bekliyorum. İdealden değerlendirebiliriz. Hatta var ve üst şeklinde de bir oran alabiliriz. Oran daha yüksek olur. Var mı 3 şeklinde ben güzel gollü bir maç bekliyorum. Kendi skor beklentim 2-1 Bournemouth galibiyeti ama 2-2'si de var bence. Hatta biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenlere de şöyle bir önerim olacak. İlk yarıdan karşıtlı gol var oranı 3-0-2. Mücadele hızlı başlarsa ilk yarıdan karşıtlı gollerin gelmesini ben bekliyorum. Yüksek orandan önerimdir. Tottenham'la Arsenal karşılaşması. Bu maçın da özellikle Tottenham nasıl oynayacak bu önemli bizler için. Maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Aga Tottenham kendi evinde savunma yapmayacaktır burada. Savunma yapmayacağı için yani çok fazla yani şey uzun top geçiş oyunu oynayacaktır fakat Yeri gelecek bastıracaktır da o zaman da Arsenal geçiş oyununa dönebilir. Uzun toplara dönebilir. Güzel bir maç bekliyorum. Ben kaliteden yeni olacağım burada. Arsenal tarafının şampiyonluk yarışında Liverpool'da bir nevi elendi gibi oldu zaten. City ile birlikte yarışaraktan da devam ettirecektir. Bu mücadeleyi de bir zahmet kazansın diyorum. Dep basman 1.5 üst seçeneğini ben burada sizlere ideal öneririm. Ben burada Arsenal tarafındayım. Kendi skor beklentim 3-1 ayarında. Arsenal'ın galibiyeti deplasman atışa 2 golü idealden değerlendirdim. Eğer ki biraz daha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da 2.5 üstünde 2 yaparsak da oranı 2.04'e kadar da yükseltiriz. Bu yönden de bir değerlendirme. <laughs> çok pardon. Yapabiliriz. Hasta olmuşuz ya. Ciğerler üşütmüşüz. Bologna ile Udinese mücadelesi. Şimdi Bologna'nın ben Roma mücadelesini izledim. Son mücadele. Deplasman'da Roma'yı geçti. Gerçekten başarılı bir iş. Zaten burada artık Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibi oldu. Ama ben bu maçta Bologna tarafına çok fazla yüklenileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Bologna tarafında burada herkes maç sonu bir e adayacak. Fakat şunu söyleyeyim. Udinese tarafında bugün bir teknik direktör değişikliği oldu. Takımın başına Carnavaro geldi aga. Tamam mı? Carnavaro'nun ilk mücadelesi ve artık şey istiyorlar. Udinese'nin durumuna bakın. Yani düşmemek için kalp masajı. Carnavaro geldi o yüzden. Ben burada diyorum ki Udinese tarafının Deplasman'da maçı kazanır kazanmaz ilgilenmeyeceğim yeni teknik adamıyla ilk mücadelesinde ben bir reaksiyon vermesini bekliyorum. Deplasman'ın atacağı bir gol 1.58 bandında bir oranı var. Çok pardon. Boğazım yine öksürmemek için su içtim. Udinese'nin ben burada deplasmanda atacağı bir golü 1.58 gibi orandan. Dediğim gibi kuponlarıma koymam ama gelirse de şaşırmam. Takiplik yapacağım kuponlarda belki değerlendirebilirim. Alanya Spor'la İstanbul Spor mücadelesi. İstanbul Spor'da geçen hafta düşmesi garantileşen ilk takım oldu. Süper Lig'den düştü TFF 1. Lig'e. Ben burada İstanbul Spor'un savunma mı yapacak? Aga takım yani ne yapacak? çıkacak vitrin maçı bu? Çıkacak oynayacak. Oyuncular kendini transfer ettirebilirse Süper Lig takımlarına transfer ettirecek. O yönde bir oyun olacak yani. Tempolu bir oyun. Alanya'da zaten son dönemde giderken ben mücadelede 2.5 üst bekliyorum. 1.37 bandında bir oranı var. Hatta yüksek orandan 3.5 üstte bile gidebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Gollü bir mücadele olabilir dostlarım. Değerlendirecekler bol şanslar. Ren'le Brest mücadelesi. Ren tarafındayım burada da. Ren tarafında neden oradayım? Son mücadelesinde Nant ile oynadı. Deplasman'da 3-0 kazandı. İyi bir performans sergiledi. Eksikleri vardı. Eksikler de zaten geçen maçla birlikte takıma döndü. Ben burada diğer seçeneğinde bulunan Ren'in bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi yarı kazanır. Şu an 1.50 de iddia konumunda falan bu 1.58. Güzel orandan Ren tarafı bir yarıyı kazanır. Değerlendirilebilir. Benim tercihim burada Ren tarafının kazanacağı bir yarı. Lyon Monaco karşılaşması mücadelenin yine tempolu olmasını özellikle Lyon'un son oynamış olduğu bir Paris mücadelesi vardı. İlk yarıda inanılmaz tempo vardı. Yani ilk yarıda golü de attı. 4-1 bitti ilk yarı zaten. Ama şöyle söyleyeyim 4-3 falan biterse şaşırmayacağımız bir iki yarıydı. İzlemeyenler özetini açıp izleyebilir. Çok fazla pozisyon buldu. Monaco'da son maçında Lili 1-0 geçti. Yine hareketli kaçan pozisyonların olduğu bir mücadeleydi. Ben burada her iki takımında atacağı golleri değerlendirdim. İdealden karşılıklı gelecek goller burada ideal olarak değerlendirilebilir. Hatta diyorum ki ilk yarıdan gelecek karşılıklı gol var orada 3 0 yeri. Yani mücadele hızlı başlarsa geçenki maçlar gibi özellikle Lyon'un oynamış olduğu son maç gibi ilk yerden da karşılıklı gollerin gelmesi beklenebilir saat Haydana mücadelesi. Darmstadt da düştü zaten aga. Alanya Spor İstanbul Spor maçını anlattık ya. Savunma mı yapacaklar? Kesinlikle hayır. O yüzden keyifli bir mücadele, gollü bir mücadele bekliyorum. O yüzden benim tercihim burada 2.5 üst şesinin. 1.48 bandı oranı var. Mücadelede 3 gol sesini bekliyorum. Normalde <laughs> Pazar günü Bundesliga'ya çok bulaşmam ama bu maçı değerlendirdim. Değerlendirecekler burada doğrudan 2.5 üst olarak değerlendirebilir. Son mücadelem Fiorentina ile Sassuolo mücadelesi. Sassuolo'nun da burada düşme hattında son şansları artık. Takımda sakat isimler de var. Fiorentina ile oynayacaklar. Ben doğrudan söyleyeyim burada saldıran taraf Sassuolo olacaktır. Olası bir sürpriz olur mu bilmiyorum ama Sassuolo'nun atacağı bir gol idealden deplasman 0 üst idealden değerlendirebilir. Bu da dediğim gibi e, takiplik yapacağım tek gol kuponlara değerlendirebilir. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. Yani kusura bakmayın biraz da hastayım. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal kuponumuz şöyle telegram gelsin. Pazar cumartesinin ideal kuponunu telegrama attım bu arada. Pazar gününün de ideal kuponu aynı şekilde her açık Telegram grubunda olacak. Buraya katılarak da sizler de ücretsiz gruptan pazar gününde ideal kuponunu görebilirsiniz. Herkese bol şanslar.